Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için Razer'ın Dtether V3 Pro kablosuz mouse'unu inceleyeceğiz. Razer'ın özellikle oyuncu ekipmanı tarafında en başarılı markalar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Hatta profesyonel arenalarda bile Razer üretimi ürünler kullanılıyor. Özellikle klavye, mouse ve kulaklık tarafında çok başarılı modelleri var. Son zamanlarda oyuncu ekipmanı tarafında kablosuz ekipmanlar üretilmeye başlandı. Razer da bu kablosuz ürünlerin öncüsü oldu diyebiliriz. Çünkü hem düşük gecikme tarafında hem de kablosuz performansı tarafında çok başarılı bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kablosuz denince akla hep gecikme gibi sorunlar gelebiliyor. Aynı zamanda şarj süresi de sorunlar yaratabiliyor. Hatta bazı uluslararası e-spor turnuvalarında bazı oyuncuların ekipmanlarının şarjı bittiği için bir 5-10 dakikalık teknik molalar dahi veriliyor. Fakat Razer'ın Dtether V3 kablosuz mouse'unu incelediğim zaman hem gecikme konusunda hem de pil ömrü konusunda rakiplerinden önde olan bir marka olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. İlk olarak cihazın tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında teknik detaylar ve kullanıcı deneyimiyle devam edeceğiz. Mouse'u elimize aldığımızda klasik Dtether mouse'larına benzer bir tasarım anlayışı geliyor. Avuç içi tarafında yine görmeye alışık olduğumuz bir Razer logosu yer alıyor. Fakat bu Razer logosunda herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Zaten genellikle kablosuz ekipmanlarda aydınlatma minimuma indirgenmiş durumda. Bunun en temel sebebi ise pil süresinin daha da uzun tutulması. Zaten baktığımızda da herhangi bir ışık aramıyoruz. Çünkü beyaz bir görünüme sahip ve gayet de hoş duruyor. Tabii bunun siyah modeli de var arkadaşlar ama ben beyazını daha çok beğendim. Tasarım ayrıntılarıyla devam ediyorum. Ön tarafında tekerleğimiz ve mouse 1 ve mouse 2 olmak üzere sağ ve sol kliğimiz yer alıyor. Sol tarafında ise ileri ve geri olarak adlandırdığımız bir kısa yol tuşu bulunuyor. Bunu zaten Razer'ın kendi uygulaması üzerinden farklı tuşlara da atayabiliyorsunuz. Genellikle benzer mouse'larda görmeye alışık olduğumuz DPI tuşu ise mouse'un alt tarafında konumlandırılmış durumda. Bu bence önemli bir avantaj çünkü ben şu anda kullandığım mouse'larda DPI tuşunun üst tarafta olduğunu belirteyim ve bu bazen oyun esnasında basıldığı zaman bir sorun yaratabiliyor. Örneğin Valorant, LoL, CSGO gibi oyunlarda DPI tuşuna yanlışlıkla basmak o anki hassasiyetinizin kaymasına ve oyun oynarken de hata yapmanıza sebep olabiliyor. Tabii ki bahsettiğim DPI tuşunu değiştirmek de mümkün ama onunla uğraşmaktansa Razer direkt kullanımı da rahatlatma açısından alt tarafına konumlandırmış. Aynı zamanda bu DPI tuşunun bir power tuşu olduğunu da belirtelim. Yani bir kez bastığınız zaman DPI döngüsü olurken basılı tuttuğunuzda ise mouse kapatıp açmaya yarıyor. Ön tarafı ise bir Type-C girişi bulunuyor. Bu Type-C girişini yeri geldiğinde kablolu olarak cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Fakat kablosuz olarak da kullanmak mümkün hale geliyor. Yani olası bir pili bitme durumunda da kablolu olarak kullanabileceğiniz bir işlev olduğu için bu konuda avantajlı bir tasarım anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu anda detaylarda da gördüğünüz üzere Type-C girişi biraz içeride arkadaşlar. Yani bu da şu anlama geliyor. Yanında verilen Type-C kabloyu buraya taktığınız zaman bir kablo çıkıntısı yer almıyor. Yani sizin kullanımınızı etkileyecek bir kablo bükülmesinden ziyade sanki bir kablolu mouse'muş gibi kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Ama pil süresi zaten uzun giden bir mouse olduğu için asla bu kablolu kullanıma ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani son çare olarak bu Type-C girişinin de kullanılabileceğini belirtelim. Tasarım ayrıntılarıyla devam edelim. Fare tekerleğin ön tarafında bir bildirim ledi yer alıyor. Bu bilgi ledi sizin bir cihaza bağlı olup olmadığınızı vesaire bilgi vermek için kullanılıyor. Bunun dışında mouse'un sağında solunda herhangi bir ışık yok. Alt taraftaki bu pedlerinden bahsedeceğim. Mousepad'de çok rahat kayabilmesi için plastikler bulunuyor. Bu da benim oldukça hoşuma gitti. Tasarım ayrıntılarını genel olarak değerlendirdiğimiz zaman ele oturan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hafif olduğu için genellikle oyun tarafında bize önemli artılar katabilecek bir mouse. Neden? Çünkü şu anda piyasadaki kablolu ve kablosuz mouse'ların oldukça ağır olduğunu söyleyebiliriz. Az sonra teknik detaylarda da bahsedeceğiz. Dtether V3 Pro modelinin bir aile hafif olduğunu belirtelim. Yani şu an yok gibi hissediyorum resmen elimde. Bu yüzden
yüzden özellikle LoveSense bir oyun oynuyorsanız şu masada şu gördüğünüz hareketi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani eliniz ağrımıyor. Mouse'u kaldırıp indirirken falan herhangi bir rahatsızlık duymuyorsunuz. Kolaylıkla mouse'unuzu yönlendirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, cihazın tasarım ayrıntılarını inceledik. Teknik özelliklere geçmeden önce kısaca bir kutu içeriğinden bahsedeyim. Şöyle bir alıcı bulunuyor. Bu alıcı sayesinde 2.4 GHz bağlantısını kolaylıkla yapabilirsiniz. Bununla beraber kablolu kullanımı da sağlayabilmek için burada bir tip A'dan tip C'ye olmak üzere 2 metrelik bir kablo geliyor. Şimdi gelelim Dethader V3 Pro modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Dethader V3 Pro modeli kablosuz bir bağlantıyla geliyor. Aynı zamanda 30.000 dpi'lik bir hassasiyeti olduğunu söyleyelim. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen model kendi içerisine 5 adet dpi kademesiyle geliyor. Aynı zamanda uygulama içerisinde programlanabilir tuş olduğunu ve makro desteğinin olduğunu da belirtelim. 90 milyonluk tıklama ömrüyle gelen model 750 IPS bir tarama hızına sahip. Bununla beraber 64 gramlık bir hafifliğinin olduğunu da belirtelim. Yanında gelen örgü kablonun da bir hayli sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Aktif olarak kullandığınız takdirde 4 günlük bir kullanım sağlıyor. Evet, cihazın teknik özelliklerini de değerlendirdik. Şimdi geldik kullanıcı deneyimine. Öncelikle kablosuz avantajlarından size bahsedeyim. Yani bu mouse zaten üst segment bir mouse arkadaşlar. Yani e-spora ilgiliyseniz veya oyuncu olmak istiyorsanız profesyonel anlamda veya evinizdeki oyuncu ekipmanlarını tam profesyonelleştirmek istiyorsanız Dethader V3 Pro modeli değerlendirmeye alabileceğiniz kablosuz mouse'lar arasında yer alıyor. Kullanıcı deneyimi tarafına bakacak olursak 10 günlük süre içerisinde özellikle pil tarafında bayağı memnun olduğumu söyleyebilirim. Çünkü günde 5-6 saat oyun oynadığımda 2 gün pili biten mouse'lar da karşıma çıkmıştı. Fakat ben 4 gündür kullanıyorum ve hala pilinin bitmediğini gördüm. Tabii ki şarj etme konusu da çok da dert olan bir şey değil. Yani bilgisayarınızda o kablo takılı kalır eğer kasa kullanıyorsanız. Yatmadan önce kablosunu takarsınız. Sabah kalktığınızda çıkartırsınız. Yani full olarak alırsınız. Pek de sıkıntı yaşayacağınız bir durum yok. Aynı zamanda 10 metrelik bir kullanım alanı bulunuyor. Yani ben kullandığım süre boyunca şöyle avantajlar yaşadım. Şu anda da kullandığım kulaklık kablosuz. Odanın farklı yerlerinde farklı işlerimi yaparken mesela Valorant oynuyorum. Karşılaşma bulundu, ekranı geliyor direkt. Bir karakter seçeceğim. O an mesela mouse'um eğer yanımdaysa hemen ekrana bakarak uzaktan bir şekilde rahatlıkla karakterimi seçebiliyorum. Yani bu avantajlı bir durum olmuş. Bununla beraber bir de şöyle bir avantajı var. Bu alt tarafında bulunan pedleri sayesinde çoğu zeminde rahatlıkla çalışabilen bir yapıya sahip. Mesela bizim masamız şu anda pek de iyi durumda değil. Yani her mouse çalışamaz. Ama ben Dethader V3 Pro modelini bu zeminde de rahatlıkla çalıştırabiliyorum. Camda bile çalışabiliyor. Yani dışarıda bir iş yapacağım. Yanıma laptopumu almışım ve bu mouse'u almışım. Kablosuz mouse'ları tercih edip yanıma aldığım çok oldu. Fakat her zeminde çalışmadığı için yarı yolda kaldığım oldu. Razer'ın bu modelinden de aslında korkuyordum benzer bir durumu yaşamaktan. Fakat bayağı pürüzlü yapılarda bile rahatlıkla çalışan bir sensöre sahip olduğunu da sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, incelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken bu mouse'un kimlere hitap edebileceğini söyleyelim. Dethader V3 Pro modeli oyunculara hitap ediyor. Yani tabii ki de oyuncu değilseniz bir kablosuz mouse ihtiyacınız varsa kesinlikle kullanabilirsiniz. Ama oyun oynuyorsanız ve mouse'unuzun şu anda eksik olduğunu, size yeteri kadar performans sergileyemediğini düşünüyorsanız denemeniz gereken bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer şu mouse'u elinize alma şansınız varsa, yani bir deneme şansınız varsa kesinlikle bu konforu bir tatmanızı öneriyorum. Çünkü görünüş olarak sanki böyle ele büyükmüş gibi duruyor ama elinize aldığınızda tam da sizin elinize göre tasarlanmış gibi duruyor. Ki benim elim çok küçük. Mesela yakın zamanda Logitech'in G102 modelini kullanıyordum kablolu. O da benim elim küçük olduğu için hani rahatlık sağlıyor bana. Bu mouse da aslında yapı olarak G102'den çok azıcık daha büyük. Özellikle bu avuç içindeki bombe tarafı biraz daha büyük olabilir. Benim de bu yüzden bir korkum vardı. Acaba elime tam oturmaz mı veya büyük gelir mi diye. Ama elime tam oturması bu konuda çok hoş olmuş. Oyun tarafında da 1-2 günlük bir alışma sürecim oldu G102'den sonra. O da tabii ki de hani kablolu bir mouse'da sağdan sola çektiğinizde kablo gerilir ya. İşte o kablonun ağırlığını artık hissetmemeye başladığım için birazcık zorluk yaşadım. Yani konfora alışmam birazcık sürdü. Ama 1-2 günden sonra sanki uzun yıllardır kullandığınız bir mouse'muş gibi bir konfor sağladı. Bu yüzden özellikle oyun tarafında başarılı bir mouse olduğunu söyleyebilirim. İncelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi gelelim Razer Dethader V3
Pro modelinin fiyatına. Şu anda farklı sitelere bağlı olarak 2900-3000 TL arası bir fiyata sahip. Piyasaya yeni giriş yapmış bir mouse olduğu için emsallerini bulmak biraz zor. Çünkü üst segment bir mouse olduğu için e-spor turnuvalarında kullanılabilecek profesyonellikte ve teknolojiye sahip bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Eğer hız ve konfor arıyorum diyorsanız, yani benzer mouse'larda baktığımızda yine 2500 ve 3500 aralığında bir fiyat bandı göreceğiz. Yani üst segment mouse'ların zaten fiyatı bu. O yüzden benzer fiyata sahip mouse'lar arasında bir seçim yapmak istiyorsanız listenize Detether V3 Pro modelini de ekleyebilirsiniz. Evet, bir incelememizin daha sonuna geldik. Bugünkü inceleme konuğumuz Razer'ın Detether V3 Pro modeliydi. Biz çok beğendik. Eksi olarak sayacağımız bir durum var mı diye düşünüyorum. Belki fiyatı biraz daha uygun olabilirdi ama gelin görün ki bu Razer'a özel bir şey değil. Yani farklı markaların benzer segmente ait mouse'ları da yine aynı fiyata sahip. Bu yüzden tamamen size kalmış. Yani artık bu segment mouse'lar bu fiyatta. Hani yapacak bir şey yok. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Eğer bu mouse hakkında test etmemizi istediğiniz bir oyun varsa, aynı zamanda kafanıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında belirtin. Sizler için hepsini yanıtlayacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.